Şimdi Sedat Bey, Osman Bey bahsetti, aşılar dedi, mahsetti, mücadele dedi, Sami Cihan dedi. Bunlar ekstra maliyet. Maliyetleri düşürmek için neler yapıyorsunuz? Şimdi işletmelerin, bunu herkes biliyor zaten, %70 gideri yem maliyeti. Diğer geri kalan giderlerde genel işletme, ilaç, sperma gibi yem katkı maliyetleri. Bazı maliyetlere tabii ki hayvanın veriminden dolayı dokunamıyoruz. Çünkü onlar dokunulması, oynaması zor, sonuçları daha kötü olacak. Yani oynadığınız zaman daha kötü sonuçlar doğuracak maliyetler. Ama biz burada şu an Türkiye'de bizim gördüğümüz kadarıyla yok bu sistem. Birim maliyet, yani hayvan başı maliyet tutuyoruz biz burada. Bunu Hayvan nasıl başı maliyet derken gerçekleşiyorsun? ortalama bir maliyet değil. Gerçekten 1020 numaralı ineğin bugüne kadar bana kaç lira maliyeti var? Bu maliyetin kaç lirası ilaç, kaç lirası aşı, kaç lirası kesif yem, kaç lirası kaba yem, hatta daha da abartayım, kaç lirası kaba yemin alt gruplarında yonca, mısır silacı, saman, ne verdiyseniz kaba yem grubunda, kaç TL'si bu, bugüne kadar ne tüketmiş, ne yapmış, bu şekilde bir sistemimiz var. Bu sistemi üzerinde 6 aydır çalışıyoruz. Sürü yönetimi programıyla entegre bir sistem. Aynı zamanda hem sürü yönetimi programı, hem muhasebe programı, hem de resmi muhasebe programı. Yani bunun üçünü bir arada yönetiyoruz ve tek bir tuşla bizim yüksek verimli grubumuzdaki bir hayvan bize maliyeti ne kadar, bize o gün ne kadar süt vermiş, zarar mı etmiş, kar mı etmiş, veya bir buzağının yeni doğduğu günden itibaren, erkek bir buzağı ele alalım, kesim gününe gelene kadar bize kaç lira maliyeti olmuş bu hayvanın. Bunları tamamen tek bir tuşla takip edecek sistemimiz var şu anda. Çünkü maliyetleriniz, ben şöyle söyleyeyim, çiftlik için, yani bir tesis için, hayvancılık tesisi için asıl kar içerideki uygulamalarınızda. Yani süt verimini yükseltebilirsiniz, kar edebilirsiniz, yem maliyetiniz yükselir. Ama içerideki hayvanların tabiri caizse satranç gibi oynamak, asıl kar orada diye düşünüyorum. Çünkü bir grubunuz yüksek verimlidir ama yüksek verimli olduğu için yüksek yem maliyetli bir rasyonla besleniyordur. O verdiği litre o maliyeti karşılamıyordur. Yani bunları görmeniz lazım tamamen. Ya da o rasyonda kaç hayvan kaç litre süt verirse bu rasyon kâra geçer. Bunları tamamen biz dijital ortamda takip edebiliyoruz şu anda. Maliyetleri düşürmek için farklı yaptığınız metotlar var mı? Maliyetleri düşürmek için artı yatırımlarımız var, maliyetleri düşürmek için. Mesela yem, kendi yemimizi kendimiz üretmek için değişik ekipmanların hazırlığına başladık. Çünkü daha çok yeni bir tesis, hani bir yıllık bir tesis ve bir yılda bu kadar büyümüş bir tesisiz. Her şeyi zamanı gelince yapmaya çalışıyoruz. Mesela bizim yatırımlarımız arasında şu an yapılmış olan silo sistemimiz var. Biz yemlerimizi dökme yem olarak siloda muhafaza ediyoruz. Bu bile aylık maliyetinizi ciddi bir oranda, yem maliyetinizi düşürüyor. Yani yemin kalitesiyle oynamadan, o dediğim noktalara dokunmadan maliyeti düşürebileceğiniz konular var. Maliyetleri düşürmek için artı bir gelir sağlamanız gerekiyor, ya da yani gelir gider dengesini sağlamak amaçlı. Bunun için ne yapılabilir? Gübre tesisi kurulabilir diye düşündük. Kompost gübre üretebiliriz. Bunun için gerekli yatırımlar nedir? Şu anda onlarla bayağı ciddi görüşmelerimiz devam ediyor. Kısa zamanda büyük ihtimal bitecek bu iş. Gübreyi bir girdi olarak yapabilir miyiz? Onun üzerinde çalışıyoruz. Çünkü maliyetleri düşürmenin başka bir anlamı da tesise ayrı bir girdi yapmak. Bu da maliyetleri düşürür. Bu tarz yollarla maliyetlerimizi minimuma çekiyoruz. Personel giderlerimiz oluyor. Personeli hem personel refahı anlamında çok koruyoruz ve de
nasıl anlatayım? Her personelin en verimli şekilde nasıl faydalanabilirsek personel refahı çerçevesinde bu şekilde sistemler kuruyoruz kendi içimizde. Bunun yaptıklarımızdan bazıları mesela hayvan sağlık şubesi diye şubemiz var. Yem şubesi diye şubemiz var. Lojistik şube diye şubemiz var. Sağmane şubemiz var. Teknik birimimiz var. Yani bunlar şube şube. Kurumsallığın da getirdiği bir detay bunlar tabii. Her birimin kendi içinde bir şefi var. O şeflerin altında amirler var. O amirlerin altında işçiler var. Yani öncelikle personelinizi kontrol altına almanız gerekiyor. Çünkü verimi sağlayan bir yönden de personel. Nasıl verimi sağlayan? Kızgınlık gösteren bir hayvanı görmesi orada olduğu anda. Bildirmesi ve o hayvanın zamanında tohumlanması, zamanında yavru vermesi. Bir kızgınlığını yakalayamadığınız bir hayvan bir yıl sonra yavru veriyor. Yani yakalamanız o anı çok önemli. Burada personel önemli. Sağımcı personellerimiz, bayan personellerimiz memede süt bıraktığı zaman büyük zararlar verilebiliyor. Ama şu anda orada kurduğumuz sistemlerden dolayı herkes ne iş yapacağını gayet iyi biliyor. Herkesin bir görevi var. Yani biraz kurumsallığa yöneldik biz burada. Çünkü kurumsal olmamız gerektiğine inanıyorum. Bu kadar büyük ve çalışan sayısının bu kadar olduğu bir tesis.